Aracımız 2000 model Kia Pride 1.3 benzinli LPG'li. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç şu anda 330 bin kilometrede. Araç sahibinin başta şikayet ve istekleri: conta yanık, motor inecek, krank keçe kaşırıyor, alt takım kontrol bilgi verilecek. O şekilde değişecek alt takım. Motorun inmesinin sebebi de hem conta yanık kapak açılık hem de arka krank keçesi değiştiği için şanzıman inecek. Bundan dolayı da direkt motoru indirip hem de motorun etrafında ne problem varsa her şeyi göreceğiz. Bu şekilde anlaştık müşterimizle. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir, kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Emre, sen nasılsın? Bizler de iyiyiz çok şükür. Sizleri tanıyalım kısaca. Vallahi ismim Mahmut Yaşar. 2000 model bir Kia Pride almıştım. Ama galericiden aldım. Başta bir tamirciye götürdüm. Trigger seti, işte motor kulaklarını değiştirdim. Ama hala arabayı istediğim gibi kullanamıyorum. Sıkıntılar var. O yüzden size geldim. Sizin videolarını takip ediyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Tamam. Ne zaman aldın abi? 3 ay önce. 3 ay önce. Evet. Bu işlem ne zaman oldu? Bu işten bir ay önce. Bir aydır böyle kullanıyorsun, evet, mecburen. Aynen. Tamam abi. Gerekeni yapacağız. Videosunu çekiyoruz zaten, izlersin. Sağ biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, hoşça kal. Sağ ol. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve tehlikeli durumlara karşı koruma altına alıyoruz. Gaz verir misin abi? Lütfen. Kelebek takılıyor bakın arkadaşlar. Demin düşmüyordu. Aracı kaldırıyoruz. Sağ ön teker kontrolü yapılıyor. Tekerde boşluk var. Bilyanın bozuk olduğunu söyledi ustamız. Tamam. Biraz daha kaldıralım. Komple bakalım. Aracın alt tarafı bu şekilde. Gaz dolum kapağı yok. Bunu takacağız. Sol rot başı yeni. Rotilli kol kontrolü yapılıyor. Bilye boşluğu kontrol ediliyor. Rot mili. Direksiyon kutusunda boşluk olduğunu belirtti ustamız. Oynuyor. Tamam. Ama bu direksiyon kutusu... Ha, körükleri değişmiş sadece. Evet. Aks kafası, iç lale, gördüğünüz bir langır langır. Artık lalede mi sıkıntı var, içini mi dağıtmış bilmiyoruz. Bu da bu tarafta da aynı. Kötü. Evet, bu boş. Frenciye gidecek bunun için. Fren kaliperinde boşluk var. Zıngır zıngır. Bak. Duyuyor musun? Böyle ses yapıyor işte. Bak, bu daha çok. Baksana arkadaşım. Baksana, bomboş. Bu kötü. Frenciye gidecek. Ön motor kulağı kontrol ediliyor. Motor kulağı yeni değişmiş. Evet, yeni değişmiş. Değişti. Benziyor. Usta, o zaman bu araban akslardan dolayı böyle ses yapıyor. Egzoz kontrolü yapılıyor. Arka torsiyon burçları kontrol ediliyor. Amortisör kontrolü yapılıyor. Amortisörde boşluk olduğunu belirtti ustamız. Tamam. Şimdi bunları yazacağız. En son müşteriye söyleyeceğiz. Sol arka teker bilyası da bozuk. Tekerlerde bir yamukluk var mı, kırık var mı diye kontrol ediyor. Janta yamukluk var mı? Evet, görüyorsunuz. Lastikler biraz kötü. Bu amortisör de aynı şekilde. Evet. Bu lastikte yamukluk mu var, bana mı öyle geldi? Janttan daha net belli olur. Bana öyle geldi. Fren hortumları kontrol ediliyor.
arada bir arkadan bir kaza aldığı için şase birazcık içeriye doğru girmiş. Yani de motor kullanmamız lazım. Deponun önemi yok şu an. Sıkıntı var mı? Burada satma yeter. Tamam. Sol. O takoz var ya. Volan sacı oraya yapışıktı gördüğünüz gibi. Bundan dolayı zırıltı da yapar. Şimdi geri kalan motoru indirince daha net belli olacak. Sağ tarafta o disk kırık. Disk maalesef kırık. Balatanın teli de çıkmış şu gördüğünüz. Bilyanın zaten yağını görüyor musun arkadaşlar? Bilye dağıldığı için yağını salmış hep. Aracı tekrar indirdik. Akü bağlantısını, kutup başlarını söküyoruz. Akü yerinden ayıracağız. Altında çünkü şanzıman üst kulağı mevcut motoru indirirken. Üst kulağı sökeceğiz. Hem de söküm esnasında herhangi bir elektriksel kısa devre şase olmaması için bu şekilde kutup başları sökülüyor. Akü yerinden ayrılıyor. Bakın görüyorsunuz bu noktalarda yağ kaçakları var. Ayrıca tesisat açık. İşte böyle açık tesisatlarda sökerken illaki kablolar içinden kırılabiliyor. Çünkü eski araba arkadaşlar, eski tesisat. Baksanıza şuraya bak. Görüyor musun? Bu nasıl birbirine ark yapmasın şase ama burası böyleyse diğerleri nasıl acaba? Gaz teli yerinden ayrılıyor. Emiş hortumunu söküyor ustamız. Hemen buradan valfe geliyor arkadaşlar. Serenade valfi. Fren vakumunu söktük. Buradan fren Weston House'una geliyor. Bu hortumda çatlak olursa, problem olursa frene basınca fos fos yapar. Frenler şişer tutmaz. Hava hortumları yerinden ayrılıyor. Bu da boş. Hava filtre borusunu da söküyoruz. Onluk sabitleme cıvataları mevcut. 2 adet. Bunları söktük. Hava filtre kazanındaki kelepçesini de söktük. Çıktı. Boğaz kelebeğini görüyorsunuz. Boğaz kelebeği bozulursa ne olur? Gaz kelebeği arızalı olduğunda karışım oranı optimum seviyede tutulamayacağı için ilk marşta araç geç çalışabilir. Kulübitör kapağına sabitlenmiş şase kablosu yerinden çıktı. Buji kablolarını söktük. Distribütör ve enjektör tesisatının soketleri çıktı. Bu da hararet müşürüne gidiyor hemen şurada. Tesisat bayağı karışık arkadaşlar. Oksijen sensörünü görüyorsunuz. Bakın egzozdan geliyor. Bu şekilde burada bir karmaşa olmuş. Ufaktan tesisatın toplanması lazım. Toplanması daha iyi olur. Biz yine elimizden geldiğince toplarken düzgün toplamaya çalışacağız. Marş motorunun elektrik tesisatı sökülüyor. 13'lük sabitleme somunları var. Bunları çıkarttık. Distribütörün kapağı sökülüyor. 2 tane yıldız cıvatası mevcut. Şu an tevzi makarasına ulaştınız. Nasıl abi? Toplarken biraz zımpara atarız. Zımparaya atınca toparlar. Hat sökücüyle sökeceğimiz yerleri rahatlatıyoruz. Kelepçeler orijinal ya. Radyatör üst hortumu radyatör taraftan sökülüyor. Bakalım antifriz var mı? Yok. Yok. Pas zaten değil mi? Evet. Sırada kalorifer petek hortumu var. Görmüş olduğunuz kalorifer peteğine gidiyor. Potansiyometrenin fişi çıktı. Görmüş olduğunuzda rolanti motoru. Emiş hortumları sökülüyor. Rolanti motorunun fişi çıkacak. LPG enjektör. Gaz giriş borusu sökülüyor. Enjektör soketleri çıkartıldı. Şimdi de bağlı olduğu klip söküldü. Diğer adıyla cırt cırt kelepçe. Benzin giriş hortumu kelepçesinden söküldü ve çıktı. Benzin atmaması için körledik.
benzin enjektör soketlerini çıkartmak için ustamız boğaz kelebeğini söküyor. Rahat çalışmak amacıyla 13'lük sabitleme civataları mevcut. Toplamda 4 adet. Boğaz kelebeği yerinden ayrıldı. Bakın arkadaşlar, boğaz kelebeği ne kadar çok yağ toplamış. Bu motorun biraz hasta olduğuna işarettir. İçi de öyle. Eme manifoldu da yağ dolmuş komple. Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Parlaklığı görüyor musunuz bak? Hep bunlar yağ işte. Benzin enjektör soketleri yerinden ayrılıyor. Enjektör soketlerinin bunun şeyi jack'ı kırık. Hiçbirinde yok. Burada jack, böyle jack olması lazım. Ama yok. Evet. Hava filtre kazanı yerinden ayrıldı. Diğer şase kablosu da külbütör kapağından ayrılıyor. Evet. Rahatça çalışmak için ustamız radyatörü de söküyor. Bir tane sabitleme civatasını kırmışlar. Bu şekilde iki adet olması gerekiyor. Burası bakın kırık içeride. Tesisat yerinden ayrılacak. Ve radyatör yerinden ayrıldı. Radyatör alt hortumunu göstereyim size arkadaşlar. Baksanıza. Nasıl sıkmış. Ufacık delik olmuş, kocaman delik. Araba sıkışacak, hararet yapacak, conta yakacak. Hep bu gibi sıkıntılardan dolayı oluyor. Kelepçe de zaten pek sağlıklı değilmiş. Kaç sene oldu? Tabii milattan önce 5000. Evet, orijinal olduğu için. Bunların hepsini tazeleyeceğiz. Debriyaj teli gördüğünüz. Şimdi debriyaj telini çıkartacağız. 12'lik bir sabitleme civatası var. Santos toprağın arasında akü muhafazasının sabitleme civatalarını arıyor. Ulaştık fakat artık pastan tutulmuyor, çıkmıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Direksiyon pompasından direksiyon kutusuna giden hidrolik boruların direksiyon pompasındaki bağlantılarını sökeceğiz. ATF'si güzel. Temiz çıktı yani. Pislenmemiş. Evet. Biraz zorlasa da çıktı. Kilometre dişlisinin soketi yerinden ayrıldı. Hemen şanzımanın üzerinde dişli. İndiğinde net olarak göstereceğim. Şanzıman ön kulağa sökülüyor fakat bakın civata bomboş. Sıkılmamış. Gevşemiş. Elle sökülüyor. Sanki bu yamuk duruyor abi. Kulak da yamuk duruyor. Bak plastik böyle, bir de çap duruyor kulak. Büyük ihtimal kauçuğu da... Evet, kazadan dolayı. Sayemde motoru indirdin. Onu sökmesem indiremeyecektin. Yok. İndiremezsin. Araçta toplamda 3 tane kulak var. Motor ön kulağı, arka kulak ve üst kulak. Bu noktada bu modelde yokmuş. Genelde oluyor ya burada arkadaşlar. Bunda yokmuş. Şaşırdık. Bakın böyle. Sağ sol tekerlek sökülüyor. 4 sol, 4 sağ olmak üzere 4 adet 17'lik bijona sahip. Sağ teker çıktı. Aks somununu görüyorsunuz. Buradan kitlemeye çalışmışlar. Somunu da bozmuşlar. İnşallah sıkıntısı sökülür. Şanzıman yağı boşaltılıyor. Şanzıman yağını bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Zift gibi olmuş. Demir tozları. Yağın renginin bu şekilde olmasının sebebi şanzıman dişlerinde problem olduğu için. Aks kafalarını göstermiştik zaten. Langır langır oynuyor diye. İçeride neler yaşanmış bilmiyoruz. Bunu şanzımancı ustalar cevaplayabilir. Müşterimize söyleyeceğiz. İsterse şanzımanı da revizyona yollayacağız. Sağ aks somunu yerinden ayrıldı. Egzoz sabitleme somunlarını söktük. Birazdan egzozu tamamen yerinden ayıracağız. Şimdi de vites kolunu söküyoruz. Hemen şanzımana bağlı burada 13'lük sabitleme somun ve civatası var. Civata çıktı. Vites kolları da boşa düştü. Gördüğünüz gibi 2 adet. Amortisör sabitleme civataları sökülüyor. Civatalar 17. Söktükten sonra taşıyıcıyı yana doğru yatırıp aksı çıkartacağız. Üst taraftaki sabitleme civatası kilitlenmiş, çıkmıyor. Bu yüzden amortisöre dokunmayacağız. Rotilli kol sökülecek. Rotilli kol çıkınca da taşıyıcı yine geri gelecek. Rotilli kolun da aynı şekilde 17'lik sabitleme civatası ve somunu var. Söktük. Şimdi sol taraf sökülecek.
Bu taraftakini de 14'lük yapmışlar arkadaşlar. 14 sabitleme cıvatası ve somunu var. Rotilikol çıkmıyor. Pas sökücü ve barfix denemeleriyle çıkartacağız inşallah. Sol taraf çıktı. Şimdi sağ taraf levye ile kastırıyoruz. Bir yandan da çekişle destek. Evet, tamam. Sağ tarafta çıktı. Şimdi taşıyıcıyı bahsettiğim gibi böyle geri çekiyoruz. Aks çıktı. Sağ aks yerinden ayrıldı. Sırada sol aks var. Nihayet yerinden ayrıldı. Abi bir aks kafalarına bakabilir misin? Sağlam. Yok, boşluk yoktu. Diğerinde var mı peki? Diferansiyel taraf. Yok, bundan. Yok, bunda da yok. Şanzıman diferansiyel tarafta evet. Var dedi. Tamam. Tamam. O şey şanzımanda boşluk var. Diferansiyel var mı? Diferansiyel taraf. Tamam. Diferansiyelde boşluk var. Egzoz boğazının sabitleme cıvataları süpürecek. 3 adet 15 sabitleme somunu ve cıvatası var. Egzoz lastikleri yerinden ayrılıyor. Hop çıktı. Tamam. Evet. Yağ müşlüğünün ve şarj dinamosunun elektrik tesisatında söktük burada. Motor alt koruma sökülecek. Önce topraklarından arındırıp cıvatalarını göreceğiz. Motor sehpasını aracın altına yerleştirdik. Egzozu bağlantı yerinden keseceğiz. Eski kaynak yerinden. Çünkü ustalar kurtarmıyor dedi. Kesmemiz lazım dedi. Ve egzoz söküldü. Bütün cıvatalar paslı. Her birine pas sökücü sıkıyoruz. Aracı indiriyoruz. Motor sehpasında yerini ayarlayacağız. Sökülmeyen cıvatayı en son bir çare bir şeyler yapacağız. Üst motor kulağı sökülecek 17'lik sabitleme cıvataları mevcut. Bir yandan usta levye ile kastırıyor. Cıvatayı kesiyoruz. Sonunda muhafaza çıktı. Cıvatayı gördüğünüz gibi kestik. Hadi lan kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Evet, nihayet motor indi. Bakın. Oo, neler neler görüyorum arkadaşlar. Neler neler. Bakın şu borunun içini görebiliyor musunuz? Size bir göstereyim. Komple tıkalı. Buradan su nasıl geçecek? Komple tıkalı. Bu da tıkalı. Şöyle detaylıca bir motoru gösterelim. Bu diferansiyeldeki boşluğu da gösterir misin abi? Kayışlar. Diğer taraftan daha net duyuluyor ses. Bak. Bu şekilde. Evet. Zaten silindir kapak contasında da yağ kaçağı mevcut. Görüyorsunuz. Burası ayrı, orası ayrı. Bugünlük işlemlerimiz bitti. 23 Kasım Perşembe gününden herkese hayırlı akşamlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Opel Vectra var. Bunun motoru inecek, videosu çekilecek. İzlemeyi unutmayın.
24 Kasım Cuma gününden herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Yeni araçlarımızla işlemlere başlayacağız. Egzoz ısı kalkanı sökülüyor. Onluk sabitleme cıvataları mevcut. 3 tanesi söküldü. Sonuncusu da çıktı. Buradan tellemişler. Egzoz manifoldu sökülüyor. Manifoldunda 13'lük sabitleme somunları mevcut. Egzoz manifoldunu tamamen sökmek için direksiyon pompasının yanında hemen bir somunu daha var. O somunu da sökmemiz için direksiyon pompasının yerinden ayrılması gerekiyor. Direksiyon pompa bağlantı cıvataları çıkıyor. V kayışı, direksiyon kayışı yani çıktı. Çatlak değişecek. Bu da V kayışı. Bakın hemen bu noktada. Ve direksiyon pompası yerinden ayrıldı. Ayrılacak. Bu noktadan egzoz kaçağı da varmış. Kararmayı görüyorsunuz. Direksiyon pompa bağlantı ayağı söküldü. Şimdi sıra emme manifoldunda. Emme manifoldunun da aynı şekilde 13'lük sabitleme cıvataları var. Bunları sökeceğiz. Tabancanın girmediği noktalara anahtar ile müdahale ediyoruz. Son olarak alt tarafta bir tane somun kaldı. V kayışı da çıktı. Bu da değişecek. Emme manifoldu yerinden ayrılıyor. Bol sıvı conta ve klindirik conta kullanım. Yani conta kesmişler. Şurada. Emme manifoldundan su geçen kanallar tamamen tıkalı arkadaşlar. Devrem kasnağı yerinden ayrıldı. 3 adet onluk sabitleme cıvatası mevcuttu. Bunları söktük. Trigger dış üst kapağı sökülüyor. Burayı alyan yapmışlar. Burada bir tane cıvatası yok. Burada boş. Trigger kapağı yerinden ayrıldı. Şu an trigger ve devirden bölgesine ulaştık. Müşterimiz zaten devirden triggeri yeni değiştirdim demişti. Gördüğünüz gibi parlak, tertemiz. Tekrar kullanacağız. Ustamız trigger'i sökmeden önce aracın sentesini kontrol ediyor. Doğru mu diye. Doğru mu ustam? Bir nokta hemen buraya bakıyor. Burası bu noktaya. Burada krank kastağında da hemen şuradaki trigger kapağında olan noktaya geliyor. Bu şekilde araç sentede oluyor. Kia Pride'ı biliyorsunuz motor indirdik. Opel'e motor indiriyoruz. İkisinin videosu çekiliyor. Ford Transit var. Sağ teker bilyası komple dağıtmış. Diski de çizmiş. Disk balata değişecek. Ön bilya değişecek. Teker bilyası. Fiat Uno su kaçağı için geldi. Su kaçağının sebebini şöyle gösterelim. Blok su tapası hemen trigger bölgesinde şu noktada kapağın arkasında mevcut. Çürümüş. İşte antifriz kullanılmadığı için bu şekilde parçaları çürütüyor arkadaşlar. Bu işlemler yapılıyor. Karşıda bir tane Fiat Siena var. Şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz beyaz araba Fiat Siena. Bunda da su kaçağı var. Trigger bölgesi tarafta ve şanzıman tarafta. Arkasında Fiat Palio 1.6-16 valve. Aşırı yağ yakıyor. Motor rektifi olacak. Bunun da videosu çekilecek. Krank kasanın 4 adet onluk sabitleme cıvatası tutuyor. Krank dişlisine ulaştık. Trigger alt kapağı da çıktı. Bakın burada da hemen az önce gösterdiğim gibi krank dişlisinde de kertik var. Üçgene geliyor. Sente bu şekilde araçta. Toplarken de böyle toplayacağız. Şöyle de bir bilgi verelim. Bakın burada öncesinde çalışan kişiler cıvata giriş yerini yalama yaptıkları için genişletmişler. Cıvata somun yapmışlar. Bakın bu şekilde. Şurayı da yamutmuşlar. Yamuk duruyor. Buradan zaten kaçak yapmış ama yağ çubuk haznesinden de kaçak yapmış. Böyle yayıyor da olabilir. Tabii biz bunları yine kontrol edip müdahale edeceğiz. Blok su tapaları görüyorsunuz bu kadar sökülmüşken bunları da muhakkak değiştirmek gerekiyor. Değiştireceğiz. Burada da var. Burada 4 tane de burada var. Bujiler sökülüyor. Bujileri sökerken tabancayla söküyorsunuz çok az. Düşük güçte yapmanız lazım yoksa buji kırılır arkadaşlar. İşi bilmeyen yapmasın. Evet. Evet mi? Su geliyor. Hep su gelmiş diyor ustamız. Buji nedir? Ne işe yarar? Buji içten yanmalı motorlarda ateşlemeyi sağlar. Oo komando.
Ne oldu suratına ya Ali? Abi mesleğimiz gereği değil. Diskle ne yaşıyorsun da böyle mevzular oldu suratında? Valla abi ben ne yaşıyorum bilmiyorum da diskle bana ne yaşamış belli. Evet bakın, bir taraf erken bitmiş, bir taraf daha var. Bunun sebebi disk balata değişirken, bak şurada bunlar normalde oynuyor. Pimleri var bak. Şunu görüyor musun? Nasıl oynuyor? Bu? Çıktı, direkt çıktı. Hala duman çıkıyor, toz pislik çıkıyor. Bunlar takılırken, yani balata değişirken bunların yağlanması ve temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yapılmıyor, bak. Bak girdi çıkmıyor. Ama bu? Tık tık tık. Bundan dolayı bitiyor erkenden. Gergi kütüğünü çıkartacağız. Fakat gergi kütüğünü çıkartırken hemen arkada yağ pompasının bir tane cıvatası yok. Takmamışlar. Skandal üstüne skandallar yaşıyoruz şu anda. Ustamız hayretleri içerisinde. Evet. Üst taraftan trigger kayışı çıktı. Alt taraftan çıkartmak için krank dişlisini, krank cıvatasından çıkartmamız lazım. Kültür kapağı sökülecek. Gördüğünüz gibi. Devirden arka su borusu sökülüyor. Oba. Contası da çıktı. Kırık. Vallahi nasıl olacak? Onları nasıl bulacağız? Allah sonumuzu hayretsin. Yok arkadaşlar, bu eski arabaların parçaları yok. Bakın zaten bu yok diye kaynatmışlar bunu. Buradaki vidayı da görüyorsunuz. Oturtmamışlar. Yamuk duruyor. Şöyle misin? Bu tarafta boşluk var. Krank dişlisi yerinden ayrılıyor. Cıvatasını çıkarttık. Bakalım bizi zorlayacak mı? İnşallah kolay çıkar. Genelde zorluyor arkadaşlar. Bak, kamayı unutmayın. Kamayı unuttuğunuz an sıkıntı. Bulamazsın da. Çok önemli. Evet. Kamayı çıkarttık. Termostat kursağa çıktı. Termostatı da yerinden ayırdık. Baksanıza. Termostat nasıl görev yapsın? Harbi görevimiz tehlike yani. Bir tane distribütörün vidası yok idi burada. Distribütör yerinden ayrılıyor. Silindir kapak saplamaları yerinden ayrılıyor. Saplamaların dibi bile yağlanmış. Tüm pulları topladık. Silindir kapak sökülüyor. Bakın, su alan göz belli. Bu noktada yağlanma da olmuş. Tamam. Contaya bakalım abi. Silindir kapak contasını blok yüzeyinden ayırdık. Contanın yandığı noktalar, bakın burada karartma mevcut. Buradan çatlak var gördüğünüz gibi. Piston kontrolü gerçekleştiriliyor. Segmanlarda bir boşluk var mı? Silindir yüzeyinde, gömleklerde bir çizik var mı? Araç hararetten dolayı krepaj yapmış mı? Sağa sola yanak vurmuş mu? Bunların kontrolü sağlanıyor. Blok üzerinde bulunan burçları aldık. Bu burçlar önemli. Şu noktalardan burçlar takılıyor. Silindir kapak contası üzerine oturtulduğunda kaymaması için, sağa sola kaymaması için burçlarda duruyor. Şarj dinamosunu ustamız kontrol etti. Bir problem var mı? Yok dedi. Marş motoru sökülüyor. Kontroller sağlanıyor. Boşluk var mı? Dişlerde problem var mı? Yok. Şu an bir şey gözükmüyor. Şanzıman sıra cıvataları sökülüyor. Şanzıman yerinden ayrılıyor. Başka bir atayamış. Tutatmış herhalde. BC. Orijinal baskı balata. Bilya fakat buraya iz yapmış. Bilya'da ses var mı abi? Yok. Yok, güzel. Başka balata sorun. İyi. Baksana ya. Bu boruyu da göndereceğiz. İnşallah vardır. Değişmesi gereken parçaları gönderiyoruz. İnşallah bulabiliriz. Blok stopalarını söküyoruz. İki tane sökeceğiz. Numune olarak göndereceğiz. Bir küçük, bir büyük göndereceğiz. Toplamda 8 adet. 2 büyük, 6 tane küçük var.
biraz uğraştırıyor. Nihayet tapa çıktı. Bakın yavaş yavaş çürümeye başlamış. Kazı çalışmalarından sonra tapa çıkacak. Diğer tapalarda çıkıyor. Bakın mahvolmuş. Blok içerisini görüyorsunuz. Şarj dinamosu yerinden ayrıldı. Şarj dinamosu aracın elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Şarj dinamosu tamir edilmezse ne olur? Şarj dinamosu arızasında soruna neyin sebep olduğunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyidir. Arızalı bir bileşen sistemdeki diğer parçalara zarar verebilir. Örneğin yüksek voltaj gelmesi aracınızın beynini yakacaktır. Bazı durumlarda farlarını ampulü patlatacaktır. Bağlantı ayağı takılıyor. Baskı balata sabitleme cıvataları söküldü ve baskı balata yerinden ayrıldı. Evet. Balata güzel. Muğlan'a ulaştık. Muğlan bilyası güzel. 17 yıldız 6 adet sabitleme cıvatası var. Muğlan sabitleme cıvatası. Arka krank keçesine ulaştık. Krank keçesinde yağ kaçağı mevcut. Gördüğünüz gibi keçede değişecek. Volan koruma sacı çıkacak. Onluk sabitleme cıvataları var. Bunları söküp yerinden ayıracağız. Motor yağı boşaltılıyor. Abi buradan yer tutuyor. Kolun alacak aşağı doğru. Otur masaya değsin masa. Kahve hazırlanıyor. Kalter sabitleme cıvataları sökülüyor. Kalter yerinden ayrılıyor. Yağ süzgecinde bir pislik yok. Krank Sarlıbon. Sarlıbon mu yazıyor? Bir şey yazıyor. Krank çıkma takılmış sanırım arkadaşlar. Daha önceden bir işlem görmüş motor ve krank çıkma takılmış. Krankta bir boşluk var mı? Gezi aylarında bir boşluk var mı? Piston kollarında bir boşluk var mı? Ustamız bunu kontrol ediyor. Tamam, bir problem yok. Çok güzel. Sevindim buna. En azından motor rektifiye dönmüyor araba. Müşterimize gerekli tüm uyarıları yaptık. Araçta ufaktan bir yağ yakma varsa, mesela 1000 kilometrede 200 gram yağ yakıyorsa, silindir kapak yapıldığında üst taraf sağlam, alt taraf zayıf kalacağı için 200 gram yağ yakma olacak sana 400-500 gram. Bunun bilgisini verdik ama pistonlar temiz çıktı. Yani Subap duman lastiklerinden karartmışa benziyor. İyi, güzel. Bir problem yok motorda. Yağ yakmaz Allah'ın izniyle. 2 adet onluk sabitleme cıvatası sökülüyor. Ve süzgeç yerinden ayrıldı. Yağ filtre sökülüyor. Sehpadaki işlemler şimdilik bitti. Temizlik işlemlerini masada yapacağız. Çünkü motor sehpası Opel'e lazım. Opel'in motoru inecek şimdi. Kontroller yapıldı. Bir problem yok. Blok temizliği başladı. Gördüğünüz gibi çıkan pislikler bu şekilde.
içeriye baksanız arkadaşlar. Hep pas. Blok yüzeyini taşlıyoruz. Pas sökücüyü sıkıyoruz. Tekrar taşlıyoruz.
Bloğun bir yüzünü boyadık. Motoru güzelce ustamız boyadı. Yağ çubuğuna kadar her yer boyandı. Devirden telleniyor. Bir gösterebilir miyim ustam? Bakın yeni değişmiş ama antifriz kullanılmadığı için bunu bile mahvediyor. İstediği kadar sıfır olsun. Hatırlarsanız Devirday marka suburusunu takarken yamuk takmışlardı. Göstermiştik. Bakın içindeki dişi nasıl bozmuş. Sıfır Devirday'ın dişini bozmuşlar. Şimdi matkap ucuyla deleceğiz. Daha sonra helikoil atacağız. Forma yapacağız. Yuvayı güzelce temizledik. Şimdi hava tutup çapaklarından arındıracağız. Yeni diş için pafta atılıyor. Yani pafta ne anlama geliyor? Bakın diğer tarafta hiç göz yok. Şu an bu tarafta önceden diş verdik. Fark ettiniz mi? Öncelikle bu iki aşamadan geçiyor. Daha sonra yeni helikoil, yeni diş takılıyor. Gel. Yine dişleri bir gösterebilir miyiz ustam? Bu şekilde. Şimdi tık diye üstten vuracak ve kilitleyecek. Denemeyi yapıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel sıkılıyor. Testten de geçti. Şimdi tık kilitledik. Parça temizliği başladı. Benzini döktük. İçerisindeki bütün sıvıyı akıttık. Eski sıvı conta kalıntılarını temizliyoruz. Diğer yandan bağlantı ayakları telleniyor. Direksiyon pompası temizlenecek. Pompa giriş yerlerini pislik gelmemesi için bantlıyoruz. Devirdaim kasnağı temizleniyor. Külbütör kapağının üzerinde bütün bağlantılar söküldü. Kapağı boyayacağız. En küçük parçasına kadar ustamız boyuyor.
Şarj dinamosu boyanacak. Namus korumayı ayarladı. Önce kasnağı boyayacak. Bu arada bir tane Opel Vectra var. Motoru indirdik. Yeni topladık. Videosu çekildi. YouTube'da paylaşılacak. Motoru toplamaya başlıyoruz. Yeni kran keçesini göstereceğiz. Eski arka kran keçesi. Bu da yenisi. Yeni arka kran keçesini takıyoruz. Arka kran keçesini taktık. Baskı balata herhangi bir sıkıntı yoktu. Bu yüzden değiştirmedik. Aynı balatayı takacağız. Baskı balatayı takıyoruz. Yuvaya oturdu. Hemen cıvatalarını da sıkacağız, sabitleme cıvatalarını. 14 lokmayla sıkıyoruz. Diğer yandan termosutu da terliyoruz. Güzelce temizliyoruz. Bakalım bir kameraya gösterelim. Temizlediğimiz alanlar, kalan alanları da temizliyoruz şu anda. Yeni su tapalarını takacağız. 8 adet yeni su tapası mevcut. Takmadan önce de sıvı conta sürüyoruz. Daha rahat yapışsın diye. Işın bıçak. Yeni su tapaları takıldı. Burası da motorun diğer tarafı. 8 adet yeni su tapamız var demiştik. 4'ünü az önce gösterdik. Bu da diğer 4'ü. Şanzımanı motora oturtuyoruz. Şanzımanı güzelce temizlemiştik. Sonrası da boyadık. Yepis yeni gözüküyor. Şanzımanı oturttuk. Sabitleme cıvatalarında 17 lokma sıkıyoruz. Marş motorunu taktık. Motor kulak bağlantı ayağını taktık. Şarj dinamosunu takıyoruz. Şarj dinamosu aracın elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Şarj dinamosu tamir edilmezse ne olur? Şarj dinamosu arızasında soruna neyin sebep olduğunu ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyidir. Arızalı bir bileşen sistemdeki diğer parçalara zarar verebilir. Örneğin yüksek voltaj gelmesi aracınızın beynini yakacaktır. Bazı durumlarda farlarını, ampulü patlatacaktır. Aks keçelerini de değiştiriyoruz sağ sol. Bunlar yeni keçeler. Yeni aks keçelerini takıyoruz. Silindir kapağımız kapakçıdan geldi. Kapağa yapılan işlemler yüzey taşlama, subap taşlama, yuva taşlama, subap alıştırma, duman lastiği değişimi, kumlama yapılması, temizlik, montaj. Devir daim borusunu takıyoruz. Cıvatalarını 13 lokmayla sıkıyoruz. Gergi bidasını taktık. Bidayı değiştirmedik. Müşterimiz yakın dönemde sıfır takmış zaten. Yeni yani. Direksiyon pompasının bağlantı ayağını taktık. 14 lokmayla sıkıyoruz. Silindir kapak contamızı oturttuk. Pistonları da yağlıyoruz bir taraftan. Şellak da sürdük. Daha sağlam tutsun diye. Birazdan silindir kapağını takacağız. Silindir kapağını motora oturttuk. Hemen saplamalarını da takacağız. Sonrasında toplama işlemlerine devam edeceğiz. Silindir kapak saplamalarımız takıldı. Şimdi oturtup sıkacağız. Şu an yuvaya oturttuk saplamaları. Silindir kapak saplamalarını 3 set halinde 3, 5, 8 kilo şeklinde tortluyoruz. Eksentrik kasnağını taktık. Motorun sentesini ayarladık. Aynı hizada gördüğünüz gibi krank dişlisi ve eksentrik kasnağı bu şekilde senteye alınıyor. Trigger kayışını takıyoruz. Kayış sağlamdı.
Ger gibi ilesinde trigger kayışını gerdik. Ger gibi ilesinde tırnak var. İç içe geçiyor tırnaklar. Ondan sonra trigger kayışı gerilmiş oluyor. Ustamız şu anda sibop ayarı yapıyor. Külbütör kapağını kapatıyoruz. Contamız yeni, külbütör kapak contası. Evet, takalım usta. Kapağı, silindir kapağına oturttuk. Külbütör kapağını sabitleme cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Distribütörü taktık. 12 lokmayla sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Kuli kapağını sıktık. Yeni egzoz manifoldu contasını oturttuk. Üstüne egzoz manifoldu gelecek. Egzoz manifoldunu da taktık. Yeni termostat. Yeni termostatı taktık. 12 lokmayla sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Trigger üst kapağımız takılıyor. Onluk sabitleme cıvataları var. Kasnak sacını takıyoruz tam bu şekilde. Kran kasnağımız da hemen takılıyor. Kran kasnağını sabitleme cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. V kayış kasnaklarını da taktık. Yeni bujilerimiz geldi. 4 adet yeni buji. Örnek olarak bir tanesini gösteriyoruz. Altı buji lokmasıyla sıkıyoruz. Egzoz manifoldunu sabitleme cıvatalarını 12 lokmayla sıkıyoruz. Emme manifoldunu takıyoruz. Motora oturttuk. Emme manifoldunu sabitleme cıvatalarını 12 lokmayla sıkacağız. Buhar valfini de taktık. Bir tek egzoz manifoldunun koruma sacı gelecek. Onun dışında motorumuz tamam. Topladık. Direksiyon pompasını oturttuk. Hemen cıvatasını da takıyoruz. 14 lokmayla sıktık cıvatalarını. Eski ve yeni şarj dinamo ve direksiyon pompa kayışlarımız. Bunlar yenileri. Gördüğünüz gibi sıfır. Bunlar da çıkardığımız eskileri. Şarj dinamo kayışını takıyoruz. Şimdi direksiyon kayışını da takıyoruz. Kayışları taktık, oturttuk. Şuradaki cıvatayı sıktığımız zaman gördüğünüz gibi kayışımız gerilmiş oldu. Tam sabitlemedik ki daha rahat takalım diye kayışı. Kayışı taktıktan sonra tamamen sıktık. Direksiyon pompasını böylelikle kayış gerildi. Şimdi şarj dinamosunun kayışını gereceğiz. Yine aynı mantıkla geliyoruz burada da. Biraz gevşek bırakmıştık. Şarj dinamonun bağlantılarını da sıktıktan sonra bu sefer şarj dinamonun kayışı gerilmiş oluyor. Böylece kayışlarımız tamam. İki tane su hortumumuzu değiştirdik yeni. Kelepçeler de yeni. Volan koruma sacını da taktık son olarak. Motorun toplanma işlemleri sona erdi. Son görüntüsü bu şekilde. Şöyle detaylıca bir motoru gösterelim. Bu diferansiyeldeki boşluğu da gösterir misin abi? Kayışlar. Diğer taraftan daha net duyuluyor ses. Yeni yağ filtresini de taktık. Motoru takmadan önce kalorifer hortumlarımız bozuk bu arada. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kalorifer hortumunu değiştireceğiz şimdi. Bu kalorifer hortumlarımız gaz beynine doğru gidiyor. Çıkardığımız hortumlar yenileri. Şimdi boylarını ona göre ayarlayıp keseceğiz.
Aynen bu da. Yeni hortumu eski hortumun boyuna göre ayarladık. Bu şekilde takıyoruz. Bozuk olan diğer kalorifer hortumu. Diğer yeni hortumları da takıyoruz. Kelepçeleri 7 lokmayla sıkıyoruz. Eski somun yalama olduğu için yeni somun kaynatacağız. Öncelikle kaynatarak sökeceğiz tabi. Motor sehpasını aracın altına oturtulacağı hizaya getirdik. Şimdi yavaş yavaş aracı indireceğiz. Motorla bağlantısını montajına başlayacağız. Tekerlekleri yeniden söküyoruz. Aracı motora doğru indiriyoruz. Kontrollü bir şekilde aracı indireceğiz. Sağa sola çarpmamasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir çarpma durumunda hasar olabilir. Ciddi hasarlar olabilir. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Motor arabaya oturttuk. Alt taraftan kulakları sıkmaya başlayacağız. Alt motor kulak demirini taktık. 28 Kasım Salı günü mesaimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. ...29 Kasım Çarşamba günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. Yoğun bir Lodos'la karşılaştık sabah sabah. Aksları takıyoruz. Sağ akstan başladık. Rotilleri sıkıyoruz. Sağ aks omurunu sıktık. Vites kolunu takıyoruz. Sol aksı da takıyoruz. Taşıyıcıya oturttuk. Sol rotili de sıktık. Sol aks omurunu da sıkıldı. Alt taraftan elektrik tesisatını takıyoruz. Şarj dinamo bağlantısını yapıyoruz. Tekerlekleri taktık. Direksiyon hidrolik hortumunu taktık. 19 anahtarları sıkıyoruz. ATF'yi koyduk. Boğaz kelebeğinin contası. Kelle aksırıyoruz. Herhangi bir kaçak olmasın diye. Hem de daha rahat otursun. Şimdi boğaz kelebeğini takıyoruz. Kelebek oturdu. Hemen sabitleme cıvatalarını da sıkıyoruz. 10 lokmayla sıkacağız. Elektrik tesisatını toplamaya devam ediyoruz. Alt taraftayız. Fren merkezi, debriyaj merkezi, elektriksel bütün kablolar, hortumlar genel olarak bağlanacak. Tesisat toplama işlemi bittikten sonra ayarlar çekilecek. En son marş yapacağız. Sona doğru ilerliyoruz. Gaz telini takıyoruz. Benzin hortumlarını da takıyoruz. 2 adet benzin hortumumuz. Hava hortumunu da takıyoruz. Yeni motor yağını koyuyoruz. Gaz enjektörlerini soketlerini takıyoruz. Distribütör kapağını taktık. Hava filtre kazanını oturtuyoruz. Radyatörü oturttuk. Diğer yandan da hava filtre kazanının cıvatalarını sıkıyoruz, sabitleme cıvatalarını. Hava filtre hortumunu taktık. Fan müşürünün kablosu gördüğünüz gibi bantlıyoruz. Bu şekilde izole ediyoruz. Hava filtresini oturttuk. Şimdi kapağını kapatın.
Dikkat. Radyatör üst hortumunu da bağladık. 8 lokmayla sıkıyoruz. Radyatör alt hortumunu takacağız. İki de kelepçe var yeni. Alt hortumu da oturttuk. Araca marş yapıyoruz. Araçtan çıkan son ses bu şekilde. APP'yi koyuyoruz. Egzoz boğazını manifolda oturtacağız. Oturtmadan önce de sıvı conta uyguladık. Üstüne contasını koyuyoruz. Egzoz boğazını takıyoruz. Egzozun bağlantısını yaptık. Egzozu kaynatıyoruz. Yeni şanzıman yağını koyuyoruz. Kasım çarşamba günü mesaimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. Kasım perşembe günü mesaimize başladık. Araca mavi antifrizi koyuyoruz. Gaz verir misin abi? Lütfen. Aracın işlemleri sona erdi. Şimdi marş yapıyoruz. Aracın son sesi bu şekilde. Kia aracımızın antifrizini koyduk. Marş yaptık, sesini dinledik. Herhangi bir problem çıkmadı. Müşterimiz de burada. Birazdan teslim edeceğiz aracı. İşlemlerimiz sona erdi. Herkese hayırlı akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.